Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. Konu konu yeni nesil sorularla matematik serisine kaldığımız yerden tüm hızıyla gerçekten tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz sayı ve kesir problemleri. Yani problemler genel itibariyle herkes tarafından hocam bunlar çok sıkıntı falan diye adlandırılan böyle hitap edilen konu olabilir ama cidden problemler TYT matematiğin olmazsa olmazı. Çünkü ilk başta öğrendiğiniz her şeyi burada sergiliyorsunuz. Belki bundan kaynaklı sizlere zor geliyor ama ilk başta öğrendiğimiz şeyleri de zaten tekrar ettik. Şimdi işte bunları gelin bir güzel uygulamaya gayret gösterelim. PDF ücretsiz PDF Hemen videonun altındaki açıklama kısmında tek tıkla direkt tabletine, telefonuna, bilgisayarına, laptopuna her yere indirebilirsin. Dijitalini kullanabilirsin. Bu dijitalleri de yine çıktılarını alıp kullanabilirsin. Kağıt üzerinden de hocam ben teknolojiye karşıyım değil de teknolojiyle dersi iç içe götüremiyorum. Dolayısıyla ben o silginin tozlarını görmek istiyorum o kalemin elimde bıraktığı o lekeyi görmek istiyorum diyorsan tamam eyvallah sen de bu şekilde çıktısını alıp kullanabilirsin. Şimdi sorularımız 3-4-5 yayınlarından başlayalım dersimize. Hadi bakalım. Evet şöyle ilk sorumuza bir bakalım birlikte. Ergün alışverişlerinde iki firmanın verdiği A ödeme kartıyla B ödeme kartını kullanmakta. Yapılan her 20 lira harcama içti A ödeme kartına 3 para puan, B ödeme kartına ise 2 para puan hediye yüklenmekte. Hediye edilecek aynı duvar saati için A kartında 5400 para puan, B kartında 4500 para puan biriktirmesi gerekmekte. Bir yıl boyunca Ergün her iki kartta kullanarak toplam en az kaç liralık alışveriş yaparsa her iki karttan da birer tane duvar saati hediyesi alabilir diye sorulmuş. Şimdi şöyle, her 20 lirada bir A kredi kartına, A kartına e, 3 para puan ekleniyor, 3 para puan'a 3 PP diyelim. B kredi kartına ise 2 para puan yükleniyor ve A'nın ee, biriktirdiği para puanlar için 5400 para puan karşılığında duvar saatini alabiliyor. O zaman ben şöyle derim. 5400 para puanı biriktirebilmesi için bunu 3 para puanlara bölelim. Bu da bize 1800 para puanı versin. E biliyorsun ki 1800 para puanın birikmesi için sürekli 20 lira 20 lira alışveriş yapmak gerekiyor. Çünkü her 20 lirada bir 3 para puan birikiyordu. Dolayısıyla ben 1800'ü giderim 20 ile çarparım ve böylelikle 36.000 TL'lik bir alışveriş sonucunda 5400 para puanın birikmesi gerektiğini anlayabilirim. Diğer taraftan B kredi kartı için konuşacak olursak bu sefer de 4500 para puanı alabiliyoruz biz bu duvar saatini. 4500 para puanı gittim ben... 2 para puana böldüm. Bu da bana 2250 defa alışveriş yapmam gerektiğini ve 2250 defa 2250 defa 20 liralık alışveriş yapmam gerektiğini anlatıyor. Bunları da çarparsanız 45.000 TL'lik alışverişte buradan yapmamız gerekiyor. 45.000 artı 36.000 bize 81.000 lirayı verir. 81.000 lira bizim cevabımızdır. Yani burada yeni nesilden ziyade bankalar böyle biraz. Yani iki tane duvar saatini bedavaya getirmek için 81 bin liralık alışveriş yaptırabiliyorlar insanları. Vallahi helal olsun. Bir ülkede ikinci soru gıda bakanı bir, deme, bir demecinde maalesef ülkemizde günde 4 milyon 800 bin ekmek israf ediliyor. Afrika'da açlıktan ölen insanları düşünerek vatandaşlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum demiş. Haklı. 100 kilogram pardon telefonumun sesini kısmayı unutmuşum. 100 kilogram buğdaydan 80 kilo un 1 kilo undan 4 tane ekmek üretildiği dikkate alınırsa bu ülkede günde israf edilen ekmek miktarını üretmek için kaç ton buğday tüketilmektedir diye soruluyor. Şimdi 4 milyon 800 bin tane ekmekten bahsediliyor. Her 1 kilo undan 4 tane ekmek üretiliyorsa 4'e bölerim kullanılan un miktarını bulurum. Bu da bana 1 milyon 200 bin kilo gram un gerektiğini gösterir. Ve 80 kilo un üretmek için 100 kilo buğdaya ihtiyacımız varsa ki ben 80'i 5 bölü 4 ile çarptığım takdirde 100'ü elde ederim değil mi? O halde 1 milyon 200 bini ben 5 bölü 4 ile çarpacağım. Bu da bana kilogram cinsinden buğdayı verecek. O halde 5 kere 1 milyon 200 bin 6 milyon yapar. 6 milyonu 4'e bölersek 1,5 milyon gelir. 1,5 milyon kilograma ihtiyacımız varmış. Bunu da tona çevireceğiz. Tona çevirmek için biliyorsun 1000 kilogram 1 ton olduğu için 3 tane sıfırı silersem zaten otomatikman tona dönmüş olur bu. 1500 ton buğday sevgili arkadaşlarım gerekiyormuş. Cevabımız D şıkkı olacaktı. Yine tekrar ediyorum. Bu ilk iki soru ÖSS, YGS, TYT. Her biri için uygun bir soru. Yeni nesil olarak karşımıza biliyorsun ki problemleri. Bir önceki videoda da bahsettim. Benzer yani çok fazla bir şey değişmedi. Değişen şeyler ne? İşte buradaki görselli sorular. Görsel olmadan soruyu çözemiyorsun. Tamam. Bir Roma gezisi sırasında rehber ile geziye katılanların oluşturduğu Whatsapp grubunda aşağıdaki konuşmalar geçiyor. Müzeye giriş ücretini öğrendim. Kişi başı 8 euro demiş rehber. Ali Bey de demiş ki kişi başı 60 lira versek. Rehber diyor ki toplamda 100 euro fazla toplamış oluyoruz. Sena Hanım demiş ki o zaman kişi başı 42 lira vererek. Rehber de diyor ki o zaman da toplamda 50 euro eksiğimiz kalır. Demek ki kimse kuru bilmiyor. Demiş ki işte kur ne kadar soru. Kur kaç lira? Pekala. Şimdi şöyle diyelim. Burada arkadaşlar 60 lira versek diyor. Öteki de diyor ki 42 lira versek diyor. Kişi sayısını A kişi diyelim. Bu turda A kişi var. Ve kura da 1 euro eşittir x tl diyelim. Kabul. Pekala. Şimdi bunları biliyorsak. Buradaki fark ne? 60 lira ve 42 lira arasındaki fark 18 lira. Değil mi? Ve ve 100 euro fazlayla 50 euro eksiğin arasında ne kadar fark var? Bak birisi fazla, öteki eksik. Ne kadar fark var? 150 euro fark var. Şimdi bu 18 lirayı A kişi yani aradaki fark 18 lira. Kişi sayısı aynı. A kişi veriyor ve bu da bize 150 euroya tekabül ediyor. Peki şurada lira cinsinden konuştuk ya o zaman karşıda euro cinsinden konuşmayalım. Onda da lira cinsinden konuşalım. 1 euro ne kadar liraydı? X liraydı. O zaman 18 a eşittir. 150 x yapar. Şimdi tabii burada böyle bir durum söz konusu. Hocam denklem işine girersek burada kişi sayısını falan bilmediğimiz için belli başlı sıkıntılar yaşamaz mıyız? Evet yaşayabiliriz. O zaman şimdi algılarını açıyorsun. Aç algılarını. Bekliyorum ben. Hazırlan. Çok pis aç ama algılarını tamam mı? Şimdi ben sana bu soruyu çok güzel bir şekilde çözeceğim çünkü. Bak şimdi iyi dinle. Şöyle bir sayı doğrumuz olsun. Sayı doğrusu gibi bir çubuk çizelim. Bu çubuğun bir tarafına Sena Hanım'ın dediği 42 lirayı yazacağım. Bir ucuna da Ali Bey'in söylediği 60 lirayı yazacağım. Şimdi Ali Bey'in söylediği yapılınca 100 euro fazlamız oluyor. Artı 100. Sena Hanım'ın söylediği yapılınca da 50 lira eksiğimiz oluyor. Buradaki fark eksi 50 ile artı 100 arasındaki fark 150'dir. Ve aslında yakalamamız gereken şey tam kur olduğu için şuralarda bir yerdedir. Yani sıfırdır şurası. Tam olarak kuru yakalamış oluruz değil mi? Şimdi şuradaki mesafemiz 50 buradaki mesafemiz 100 yani 2K'ya K gibi bir oran var. O halde ben buraya da aynı şekilde davranacak olursam K'ya 2K biçiminde. Bak şimdi çok iyi dinliyorsun. Buradaki mesafe kaçtı? 18 liraydı değil mi? 18 lira 3K ise o zaman K kaç yapar? 6 lira mı yapar? O zaman bu 6 lirayı 42 liranın üzerine ekleyerek 48 TL'yi bulursun. Bu da ne demek biliyor musun? 1 euro pardon 8 euro yani bir bilet 8 euro 48 lira demek. 8 euro 48 TL'ye eşit ise 1 euro 6 TL'ye eşittir. Cevabımız C seçeneğidir diyebiliriz. Bu yöntemden sana daha öncesinde de bahsetmiştim tork yönteminden. Bunu e, TYT video ders kitabında da bolca dile getirmiştim. Tork yöntemi demiştik ismine de. Bu tork yöntemini e, bazı belli başlı öğrenciler biliyor. Belli başlı hocalar da öğrencilerini anlatıyor. Çoğu hoca anlatmıyor. Ama bilen sayısı az. Tamam. Şimdi şöyle birazcık düşünsen yani bu hocanın bu yöntemini ben kullanabilir miyim? Şimdi karışım problemlerinde ve yüzde problemlerinde genelde kullanılan bir yöntem ama şimdi bak bu bir sayı problemi. Burada nasıl kullanıyoruz? Hareket problemlerinde de kullanıyorum ben. Karışım problemleri, yüzde problemleri, hareket problemleri, mum problemleri, işçi havuz problemleri, işçi problemleri yani. E, sayı problemleri, kesir problemleri. Ben bunlar da kullanabiliyorum. Peki sen neden kullanamayasın? Ben yöntemi de sana anlattım. E, o zaman bu yöntemleri dinleyelim. Ve sevgili arkadaşlarım e, uzun uzadıya denklemle çözmemiz gereken soruları bu şekilde çözelim. Tamam. Devam. Şimdi... Çok ama çok beğendiğim bir soru. Bir marketten aşağıdaki tam olarak soruya geçmeyeyim. Tam olarak bak. %100 biçimde söylüyorum. ÖSYM'nin ÖSYM'nin ayarında. Onun dilinde yazılmış. Onun görseline çok uygun. Onun cümlelerine çok uygun. Tam onun tarzında bir soru. Yani ÖSYM bu soruyu sormuş olsa hiçbir açıdan sırıtmaz. Ya öyle söyleyeyim. Tamam? O yüzden sorumuzu çok ama çok dikkatli dinliyorsunuz. Bir marketten aşağıdaki barkod numaraları gösterilmiş ürünlerden birer tane alan Seniha teyze kasiyerden toplam tutarın 47 lira olduğunu duyunca kızım raftaki etiketlere göre toplam 26 lira tutması gerekiyor demiş. Bunu dediğinde kasiyer demiş ki haklısın teyzeciğim barkod numaralarında bir rakamını içeren ürünleri sistem yanlışlıkla ikişer tane kabul etmiş diye cevap verir. Buna göre 23 barkod numaralı ürünün fiyatı kaç liradır? Şimdi ben şu ürünün fiyatına A demek istiyorum. Şu ürünün fiyatına B. Bunu da fiyatına C demek istiyorum. E Seniha teyze A artı B artı C'yi raftaki fiyatları baz alarak toplayınca 26 TL tutacağını söylemiş. Ama sistem bunu şöyle algılıyormuş. İçerisinde bir olanları yani mesela bunu ve bunu. İçerisinde 1 olan ürünleri, barkod numaralarında 1 olan ürünleri ikişer kere hesaplamış. O zaman 2A artı B artı 2C'yi hesaplamış. Ve 47 lira demiş. Şimdi gel kardeşim alttaki denklemden üstteki denklemi mizami biçimde çıkaralım. B'ler gitsin. 2A'dan A çıktı A. 2C'den C çıktı C. Eşittir. 47'den 26 çıktı 21. Yani A ile C'nin toplamı 21 miymiş? O zaman B kaçtır? B tabii ki 5'tir. Çünkü 21 ile 5'in toplamı 26 yapar. E benden ne isteniyor? 23 barkod numaralı ürünün fiyatı. E ben zaten buna B demiştim ve B'yi de hala hazırda buldum. O halde cevabımız kaçmış? 5'miş. Doğru cevap E şık. Bak ne kadar da basit, ne kadar da düz, ne kadar da sıradan bir çözümü var. Ama ÖSYM bu tarz soruları çok seviyor. Zaten ÖSYM senden neyi istediğini ben 48 defa sana söyledim. Neyi istiyordu? Yorum yapmanı ve çorabın söküğünü bulmalı. Çorabın söküğünü buluyorsun tutup çektiğin anda böyle tıkır tıkır değil çorap söktüğünüz mü bilmiyorum doğru tarafından tutup. Tutup söktüğünüz zaman genelde böyle patikler falan çok uygun olur böyle. Ee, çıkmış böyle ip çıkmış bir yerinden onu tutarsın. Aldığın zaman tır 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 akar gider. Aynı onun gibi. Tamam. Burada da bu şekilde tır 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 akıtıp gidiyorsun. Devam. Beşinci soru. Bir spor mağazasında vitrine koyulan eş basketbol topları ve eş futbol toplarının toplam fiyatının 1 bölü 4'ü bir tanecik futbol topunun fiyatına eşit oluyor. Tamam. Şimdi bak burası çok önemli. İçerisinde inanılmaz değerli bir bilgi var. Bu bilgiyi asla ama asla unutmamamız şart. Futbol toplarının toplam fiyatı basket toplarının toplam fiyatına eşit oluyor. Ve bir futbol topunun fiyatı bir basketbol topunun fiyatının 2 bölü 3'üymüş. Bak şimdi hemen unutmadan yazıyoruz. Futbol topunun fiyatı basket topunun fiyatının 2 bölü 3'ü ise ben futbol toplarının fiyatına 2x dersem eğer basket toplarının fiyatına 3x derim. Tamam. Bu bir. İkinci olarak e bunların futbol topu kendi içerisinde toplam fiyatıyla basketbol toplarının kendi içerisinde toplam fiyatları birbirine eşit değil miydi? E evet. O zaman ben diyeceğim ki bundan. 3 A tane var. Bundan 2 A tane var ki bunun toplam fiyatı 6 AX olur. Bunun da toplam fiyatı 6 AX olur. Mağazadaki tüm topların toplam fiyatı da 12 x'tir deriz. E şimdi şu birinci e, paragrafa bir daha geri dönelim. Diyordu ki bu mağazadaki tüm topların toplam fiyatının 1 bölü 24, Yani 12 AX'in 1 bölü 24'ü bölü 24 yapar. Yani bu da AX bölü 2'dir arkadaşlar sadeleştirirseniz. Bu da bize bir tane futbol topunun fiyatını veriyordu. Bir tane futbol topunun fiyatına biz ne demiştik? 2X demiştik. O halde hali hazırda biz burada bunu kullanabiliriz. Buradan ben X'leri götürdüm müsaadenle. 2'yi bu tarafa attım. A eşittir kaç geldi? 4. Çok güzel. Vitrindeki toplam basket ve futbol topu sayısı. E toplamdaki top sayısına biz 5A demiştik. A'yı da 4 bulduk. O halde 5 kere 4 bize cevabı verecektir. Fazlasıyla doğru cevap C şıkkındaki 20 olacaktı arkadaşlar. Beşinci sorumuzu da çözdük. Devam. Altıncı soru. Emel'in arşiv isimli flash belleğinde sadece A, B, C ve D klasörleri bulunmakta. Emel aşağıda gösterildiği gibi bilgisayarında bu flash bellekteki klasörlerden bazılarını seçip Toplam boyutlarını kontrol etmiş. Mesela şu 3 tanesini seçince A artı B artı D 12 GB. Sadece B ile C'nin toplamına 8 GB'mış. ML flash bellekteki B klasörünü silince B'yi silmiş B yok. C klasörünün boyutu flash belleğin dolu kısmının şimdi B'yi silince flash bellekte ne kalır? A kalır, C kalır bir de D kalır. Bunun 1 bölü 4'ü sadece ama sadece C'ye eşit oluyormuş. E güzel kardeşim A artı C artı D Eşittir 4'ü karşıya fırlattın. 4C yapmaz mı? Yapar. O halde sen şu C'yi de tut. 4C'nin yanına at. A ile D'nin toplamı 3 tane C klasörüne eşit olur. Şimdi bu inanılmaz güzel bir bilgi olmak üzere cebimizde dursun. Tamam A artı D eşittir 3C. Şimdi B klasörünün boyutu kaç GB'tır diye sorulmuş. Şimdi şurada A artı B artı D vardı hatırlarsan. Ya da hiç onunla uğraşmayalım B artı C vardı. Sen B artı C'nin 8 GB olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorsun biliyorsun. Şimdi Bir de ekstradan Bize B sorulmuştu değil mi? Tamam geri dönüyorum Çok özür dilerim A artı B artı D'nin Biz ne olduğunu biliyorduk 12 GB olduğunu biliyorduk A artı D'nin de 3C'ye eşit olması gerektiğini Anlamıştık Hemen şuraya A artı D gördüğüm yere Yani şununla şunun yerine 3C ye yazıyorum B artı 3C eşittir 12 Bir de B artı C'nin eşittir 8 olması gerektiğini biliyoruz. Üsttekinden alttakini çıkardım. 2C kaldı eşittir 4. Demek ki C kaçmış? 2 GB. Şimdi bu 2 GB o halde B 6 GB'tır. Bizden B istenmişti. Doğru cevabımız da D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Cevap 6'ydı. Cidden çok güzel sorular. Ve cidden soruyu anladığın takdirde toplam yazı miktarını bakın arkadaşlar. Bir şurayı yazdım. Bir de burayı yazdım. Şurada kaç tane işlem yaptık topu topu? Maksimum 3-4 tane işlem yaptık. Bakın şurada. Başka hiçbir şey yapmadık. Sadece 3-4 tane işlem. E, soruya bakıyorsun ensesi kalın bir soru gibi görünüyor. İşin içine denklemli menklemli bol miktarda girersen işin içinden zaten çıkamıyorsun. Demek ki önemli olan burada neymiş? Yorum yapmak. Başka bir şey değil. Aynı şey burada da geçerli. Bakın sadece burayı. Sadece burası. Başka hiçbir yer şey değil. Doğru şekilde yorum yaparsan biraz da 3-5 işlem biliyorsan tamamdır. Sıkıntı yok. Zaten gündelik hayat problemleri çoğu. Devam. Ömer 4 günde okuyup bitirdiği bir kitaba her günün sonunda ya o gün okuduğu sayfa sayısını ya da o günün sonuna kadar okuduğu toplam sayfa sayısını etiketlere yazıp şekildeki gibi ekliyor. Sarı etiketlere yazılanlar sadece o günkü okunan sayfa sayısını verirken mavi etiketlere yazılanlar o günün sonuna kadar okunan toplam sayfa sayısını ifade ediyor. Ömer'in ikinci gün okuduğu sayfa sayısı dördüncü gün okuduğunun iki katı olduğuna göre kitap toplam kaç sayfadır? Şimdi gençler ikinci gün ne kadar kitap okumuştur? İkinci gün. İkinci günün sonuna kadar yani birinci gün ve ikinci gün toplam okuduğu kitap sayfa sayısı x. İlk günde 30 okumuştu o zaman ikinci gün ne, kad ne kadar okumuştur? x eksi 30. İşte bu neyin iki katıymış? Dördüncü gün okuduğu kitap sayfasının iki katıymış. 2 çarpı şimdi dördüncü gün ne kadar okumuş onu bulalım. Kitabın tamamı zaten 2x. Tamam mı? 2x. Şimdi ilk, ikinci günün sonuna kadar x okumuştu. İkinci günden sonra x e, 70 daha okudu. x artı 70'ini okudu. Dördüncü gün ise 2x'ten x artı 70'i çıkarırsın. Bu kadar okumuştur dersin. Yani x eksi 70 kadarını okumuş. O halde ben buraya x eksi 70 yazarım. Dördüncü gün okuduğu kitap sayfa sayısına. O halde x eksi 30 dediğim eşittir. 2x 140 yazdım. Daha sonrasında x eşittir ne geldi? 110'un ta kendisi. Ne demiş kitap toplam kaç sayfa? E şimdi zaten 4. gün buraya mavi etiket koymuş. Mavi etiket neydi? 4. gün bitirdiği günde hatırlarsan. 1. 2. 3. 4. gün okuduğu toplam kitap sayfa sayısı. Yani 2x yani toplam kitabın sayfa sayısı 2x. O halde bizden 2x isteniyor. Yani cevabımız 220'dir deriz. Doğru cevap B seçeneğiydi. Çok güzel soruydu. Devam ediyorum 8'de bir video oynatıcısındaki geri tuşuna ya da ileri tuşuna her basışta eşit sürelerle video geri ya da ileri alınabilmektedir. Yani YouTube'da yapıyoruz yani tık 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 tık, tık yapınca böyle bu tarafa gidiyor tık 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 yapınca bu tarafa gidiyor. Heh, aynı o. Selman bir videonun 2 bölü 3'ünü izlemişken şimdi videonun tamamına 3x diyelim o halde. Bu videonun tamamı videonun tamamı dedim. 2 bölü 3'ünü izlediyse ne kadarını izlemiştir? 2x'ini hali hazırda izlemiş. Şimdi hatta bunu da şöyle resmedeyim sana ben. Şurası 2x videonun tamamı 3x unutma. Buraya kadar izlemiş. Şimdi diyor ki 4 kez arka arkaya geri tuşuna basarsa. Her geri bastığında a saniye geriye gitmiş olalım. O halde ne kadar geriye gideriz? 2x eksi 4a'ya gideriz. 2x eksi 4a'ya gideriz. Şimdi ama şöyle bir durum var. Videonun bitmesine 78 saniye kaldı diyor. O zaman benim buna ihtiyacım yok. Şuna ihtiyacım var. Ben bunu 4A kadar geri sardım. Şuraya geldim mi? Şurada ne kadar vardı videonun bitmesine? X vardı. O halde ben diyorum ki X artı 4A eşittir 78'in ta kendisi. Bu bir cepte. Geri tuşuna basmak yerine 3 kez arka arkaya ileri tuşuna basarsa video en baştan itibaren 116 saniye oynatılmış oluyor. Yani diyor ki buradan itibaren 3 kere basarsam 3A kadar ilerler. Başlangıçta da 2X kadar ilerlemiştim. 2X artı 3A eşittir. Başlangıçta itibaren 116 saniyeye eşit oluyormuş. Benden istenen videonun toplam süresi. Yani X ile alakalı bir şey bulmam gerekiyor benim. X'i elde etmem şart artık. Pekala. Şunu 3 ile. Bunu 4 ile genişletelim. 3X artı 12A eşittir. 3 kere 78. 210 artı 24'ten 234 yapar. 4 kere 2 x 8 x artı 12 a eşittir 4 kere 116 da bize 464'ü verir. Alttakinden üsttekini bir güzel çıkar. 12 a'lar gider kafadan. 8 xten 3 x'i çıkardığım 5 x kaldı eşittir. 464'ten 234'ü çıkardım 230 kaldı. O zaman x kaç yapar arkadaşlar? 46'nın ta kendisi. Bizden ne istenmişti? Videonun toplam süresi yani 3x istenmişti. 3 çarpı 46 bana cevabı verecektir. Bu da 120 artı 18'den 138'dir arkadaşlar. O halde cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet sizlerle birlikte inanılmaz güzel tadından yenmeyen sorular çözdük sayı ve kesir problemleriyle alakalı ve en az 5-6 video daha çözeceğiz arkadaşlar bu problemleri. Daha sonrasında fonksiyon, polinom, istatistik, veri, e, permutasyon, kombinasyon, olasılık ve diğer AYT konuları trigonometri, logaritma, diziler bunların her birinden ama her birinden bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Kenan hocanızla birlikte Tabii ki geometri e, versiyonu biliyorsun Kenan Karayla Geometri YouTube kanalında. Kenan hocanız sizlere bunları anlatıyor. Evet gençler sonraki videolarda görüşürüz. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.